Evet, iyi günler arkadaşlar. Şimdi AliExpress'ten aldım. Su geçirmez USB şarj. Göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bu su geçirmeyen bir kapak var üzerinde. Bir tane şarj ünitesi var. USB girişi var. Bunu nasıl yaptığımızı. Şimdi şu kuyruk kısmını söktüm önce. Kuyruk kısmını söktüm. Bunun 4 tane vidası var. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane vidayı söktükten sonra şu kuyruk komple boşa çıkıyor. Şuradan çıkartıyorsunuz. Buradan da çıkartıyorsunuz. Buradan. Şunu çıkarttıktan sonra arkadaşlar, şunu çıkarttıktan sonra kabloyu şuradan geçirdim altından. Bunu. Buradan çıkarttım. Şuradan geliyor bakın kablo. Şuradan. Buraya geldim. Bunun sigortası da var. Kırmızıyı kırmızıya. Siyaha da siyaha bağlıyorsunuz. Bir tanesinden 2.1, bir tanesinden 1 amperlik şarj ediyor. Bizim telefonlar 2.1 olduğu için rahatlıkla hızlı bir şarj oluyor. Bunu kapatıyorum şöyle. Bu yapıştırma aparatı. Bunu kullanmıyorum. Bunu kullansam da olur da gerek yok yapıştırmaya. Çünkü kablosunu uzun tuttum ki şu koltuğun altından çıkartacağım bunu. Giderken gerek action kamerasını gerekse cep telefonunu cebime koyup cebimde de şarj etme imkanım var. Veya telefonu buraya koy. Kapat arka koltuğunu. Bunun içinde şarj direkt gitsin. Çünkü neden? Intercom var bende. Telefon görüşmesini nasıl olsa telefonu elime almadan yapabiliyorum. O yüzden telefonu buraya koyduğum zaman hem şarj ederek gidecek hem de intercom'dan görüşebileceğim. Şimdi artıya artıya bağladım. Eksiye de eksiye bağladım. Kablo gayet güzel, hoş bir yerden geçti. Şuradan altına. Bakın şu kablo. Hiçbir yere delme vesaire bir şey yok. Sonra buradan çıkarttığım arka selenin iç kısmında. Şu anda burada hazır. Yani şey yapmadım yalnız. Bunlar direnç gösterdiği için hiçbir şey takılı olmasa bile şimdi bunun bir içerisinde direnç var. Neticede aküyü şu an tabi sezon kapalı olduğu için motosiklete binmiyorum. Sigortasını çıkardım. Neden? Aküye zarar vermesin diye. Şöyle göstereyim. Bunun burada sigortası da var. Evet. Evet, sigortası burada. Adamlar gerçekten kaliteli bir şey yapmışlar ya. Şöyle göstereyim. Bu da sigortası. Bunu motosiklette uzun yola giderken veya işte motosikleti kullanacağım zaman sigortasını söküp takarak şey yapacağım, kullanacağım. Ha, diyeceksin ki ya ikide bir koltuğumu söküp takacaksınız. Hayır. Buna ilerleyen dönemde şuraya bir tane anahtar yaparım. Şuraya. Yaptığımda da göstereceğim onu. Şu an tabi sezon kapalı olduğu için dediğim gibi motosiklet. Mart veya Nisan ayı gelsin işte çıkacak. Bu da motosikletimiz. Üzerinde bir egzoz var. Muhteşem bir de sesi var. Susturucusuz. Yani bundan önceki videomda yaptığım o cilalama işinden dolayı bakın motosiklet o kadar çok parlak duruyor ki yani bir de ben bunu güneşin altında düşünemiyorum. Evet arkadaşlar, bu şarj içindi. Bunu istesem şuradan koltuğu kapattım ya, buradan şöyle devam edip şuraya da alabilirim yani seyahat halindeyken. Bakalım, bunu kullandıkça devam edeceğiz. Kullandıkça tecrübe edineceğiz. Tekeriniz düz bassın. İyi günler diliyorum.